Ankara'da Mac Ajans'ta magazin muhabiri olarak çalışıyorum. O dönemde yine işte başkentin gece piyasası hareketli olduğu için işte gazino hayatı, eğlenceler, şunlar bunlar. Oya Aydoğan rahmetli Ankara'da bir gazinoya programa gelmişti. Ben de Mac Ajans'ta Şey gazetesi için çalışıyoruz. Şafak Şahin diye de bir arkadaşımız var. O da işin magazinci. Oya Aydoğan'dan randevu aldık. İşte Oya Aydoğan'da işte birisi beni takip ediyor dedi. İşte benle dedi işte dedi, evlenmek istiyormuş dedi. Bununla dedi işte dedi, bir röportaj yapalım. İşte, röportaj yaparken bunu da dedi, araya şey yapalım. Tıkıştıralım. Olur dedik. Ondan sonra nasıl yapacağız? İşte dedi biz otelden çıkarken siz gizli gizli bizim fotoğraflarımızı çekiyormuş gibi. Hani şu anki paparaziler gibi. Yapın dedi. Ondan sonra dedi şey yaparız dedi. Haberi yaparsınız. Neyse biz Şafak'la gittik dedikleri gibi fotoğrafları çektik. Şahsında kim olduğunu bilmiyoruz tabii. Ertesi gün gazeteler haftalık çıktığı için gazetesinde başkent otellerinde seks pazarlığı manşetiyle bir haber çıktı. Ondan sonra Oya Aydoğan tabii haberle ilgili çok fazla tepki göstermedi ama haberin Oya Aydoğan'ın birlikte olduğu kişi meşhur sincarlardan bir tanesiydi o da herhalde. Çok rahatsız oldu. Bütün o bölgedeki gazetelerin hepsini toplatmış. Sonra bizleri çağırdı otele. Otele biz bacaklarımız titreyerek gittik. Akşam saat 9:30-10. Çıkardı bizi o başkent gazinosu ile Dedeman Oteli'nin arasındaki karanlık sokağa. Arkasından başladı bizi paylamaya. La dedi biz pezevenk miyiz dedi. Ben dedi onunla evleneceğim. Siz dedi ne biçim haber yapmasınız dedi. Çabuk bunu düzeltin dedi. Ertesi hafta ben ajansta olduğum için Haftanın Sesi gazetesinde bunu düzeltme imkanımız oldu. Ama Şey gazetesinde olmadı. Böyle bir maceramız oldu.